Taban tabana zıt iki karakter bunlar. Vardör çok bilinmiyor. Montessori öbürlere çıkmış ama Vardör Montessori'nin tam tersini sanılan bir adam. Montessori kalıpçı. Evet ahşap ahşap doğal ama bir hedefi var. Çocuğa veriyor bunu yapacaksın diyor. Vardör de diyor ki ben sana bir şey veriyorum. Ne yapacaksın bir bakalım diyor. Hemen farklılığı o. Zaten o itemle Vardör çok gelişiyor. Ben çok benzeştiriyorum. Ben de aynısını yapıyorum zaten. O yüzden hep Vardör materyali kullanıyorum. Bak arkanda. Bak evler, şunlar, bunlar. Aslında o ev değil. Belki başka bir şey. Bak şu mesela ses ağacı. Çok az bir yerde görürsün. Şöyle biz yerler minyeler karışmıştı arkadaşlar. Buralar biraz tabii çocuklar. Gönder. Her bilye farklı ses çıkarıyor. Yani mümkün olduğu kadar farklı. Bak çok olduğunu düşün. Bundan böyle 10 saniye bırak. Bambaşka bir ses çıkacak. İşsel uyaran da veriyor. Tabii ki bakarız. İşsel, bu toplar onun orijinal topu değil. Onları ben oynuyorum. Aslında bir yerler yapacaksın. Kayboldu bunlar. Çok olmak. Evet. Hareket eğitimi. Yani evet spor salonu havasında ama biz bunu mümkün olduğu kadar eşsel kullanmaya çalışacağız. Yani yine burada konuşma çalışacağız, yine burada yönerge alma çalışacağız. Ama bütün bunları yaparken hareket edeceğiz. Evet, renk kat. Yaşı gereği çocuk orada durmak istemiyor ya da seviyesi gereği durmak istemiyor. O zaman ne yapacak? Hareket güzel bir soru. Normalde hareket eğitimi hem birebir yapılır hem grup yapılır. Bunu zaman gösterecek ama evveliyatı birebir. Ama gönlümüzden geçen aynı seviyede olursak 3-4 çocukla grup rahatlıkla yapılabilir. Masa burada var mesela benim işe neyse eğitim masası. Akademik çalışmayacağım, değil mi çalışacağım? Bir de öğrenci var, akademik çalıştım. Görmüşsün. Matematik, takviye. Çalışırım.